14.20 haftalık tarotlarımıza hoş geldiniz güzel takipçilerim, güzel ailem, sevgili koçlar. İşinizle alakalı H ve N harfi ve K harfli bir insandan işinizle ilgili çok güzel bir aydınlanma ve yeni doğmak, yeni oluşumlar için size çok güzel fırsatlar söz konusu olacak. Eğer ki yolculuklarla ilgili bir destek bekliyorsanız L ve T harfli kişi yurt dışı ya da şehir dışı bağlantılarımızla ilgili size çok güzel fırsatlar yaratacak. Ama bulunduğunuz noktada özellikle A ve K harfli kişi sizin ayağınızı kaydırmak istiyor olabilir. Buna dikkatli olun diyorum. Özel hayatınızla alakalı noktada eşiniz ya da ilişkinizle ilgili Y, A harfi varsa ilişkinizde ciddiyet ve düzeltme dönemi söz konusu olacak. Eğer ki eşinizin ailesiyle aranızda B ve U harfi bir kişi varsa eşinizle sizin aranızı bozmaya çalışıyor. Dikkatli olun. Ve bu ara aile, kardeşlerle ilgili, yatırımla ilgili kararlar içerisinde eşimiz ve eşimizin sülalesinden kaynaklanacak sıkıntılarımız var. Aslında dengeli bir yatırım ama kimse kimseyi dinlemiyor ona göre. Aldatıldığını düşünen sevgili hanımlara sesleniyorum. S ve İ ve M harfi varsa eşiniz sizi aldatmıyor. Hatta sizi çok seviyor ve haneye ışık, kız çocuğu sevinci ya da çocuklarınızla ilgili çok güzel bir aydınlanma var. Kalbinizdeki insan sizin için ne düşünüyor derseniz ve bunda G ve U ve Ü harfi varsa bu ilişki artık onun için bitmiş. Siz yeni bir yolculuğa başlamanız lazım ama ona karşı gelecek planı yaparken yıkılma evreniz var göz. Uzun soluklu ilişkinizde eğer ki S ve Z ve Ö harfi varsa bu ilişki evlilik ve konuşma noktamızda ileriye doğru ilerleyecek. Yarım bıraktığınız eğitim, özellikle sizin isminizin içinde M ve İ harfi varsa yarım bıraktığınız eğitimleri artık hayata katmanız lazım ve özellikle eğitimle ilgili noktalarınızı en iyi şekilde belirleyip yolculuklara gitmeniz lazım. Seyahat, yurt dışına yerleşme düşünen, özellikle de isminizde C harfi varsa ve R harfi varsa yurt dışı kapınızdaki güzel oluşum var. Kalbimdeki kişi benim için ne düşünüyor derseniz sabırlı ve mantıklı olun lütfen. Sevgili boğalar nasılsınız? Evet, bir konuda evlilik, evlenme, evliliğimizle alakalı noktada sorunlu olun şu an. Tartışma, kavga ve özellikle eşinizde Ş ve M ve E harfi varsa ilişkide sert sözler, çocuklarla alakalı, evi terk etmek, yalan ve ihanet konularının yoğun olacağı ve siz devamlı dua ederek eşinizin iyileşmesini istiyorsunuz. Ama der ki evinizde kötü bir enerji var, eşiniz dışarıya gidiyor ve sorumlulukları almıyor. Özellikle evinizin anahtarı, giriş kapısıyla alakalı noktada size yapılan enerji, kötü enerji de Ö ve N ve E harfi olan bir kişinin hanenize kötü enerji yaptığı ve eşimizle yatak enerjimiz, konuşma enerjimizle ilgili sıkıntılar yaşanıyor ve bunun bir kadın olduğu ve yaşça olgun bir kadınla alakalı noktada gözüküyor. Yeni iş bekliyorsanız işinizle alakalı uzun süredir aracı olan T ve F harfi olan kişiden olumlu bir iş oluşumu var ve yollarla bağlantılı süreçte hayırlı iş kapınız var gözüküyor. Bu ara özellikle de kalbimdeki kişinin sizinle ilgili derin zenginlik ve gelecek ve evlilik düşüncesi var. Gözleri mavi, yeşil, ela olan sizseniz bu ilişkide gerçekten pişmanlık değil, mutlu olacağınız nokta söz konusu. Bu ara ev almayı düşünen özellikle de K ve J harfi ya da T harfi varsa eviniz hata yapmayın, alın çünkü mührünüz burada olumlu ve aydınlık olarak gözüküyor. Cesaretinizi toparlamanız lazım. Aile apartmanı, aile içerisindeki yaşanacak kavgalar, yaşanacak tartışmalara açık olun ve siz istenmeyen noktadasınız. Devamlı onların huyuna dönüşmeye çalışsanız da onlar sizi kabul etmiyor. Kabul etmedikleri de siz eşiniz ve çocuklarınızla yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Ona da fırsat vermiyorlar. Siz birbirinize sıkı sıkı sarılın. Siz inançlarınızla, düzeninizle bu olayı halledeceksiniz. Yeni iş bekliyorsanız, özellikle kurumsal ya da devletle alakalı beklentileriniz varsa atanacak gözüküyorsunuz ama D harfi ve İ harfi ve T harfli biri size bu konuda çok büyük bir destek verecek. Çocuk düşünen, tedavi isteyen kişiler için olumlu dönem. Özellikle sizde S ve E ve M harfi varsa, çocuk isteğiniz varsa hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın. Sevgili ikizler nasılsınız? Hemen bakıyorum. İş konusunda özellikle Kasım
ayı size çok bereketli ve olumlu. Bu hafta çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Ve H ve O harfi birinden iş konusunda çok güzel bir aydınlanma var. Yöneticinizin gözleri ya da çalıştığınız ekibin gözleri çok belirgin ve net olacak. Ve hata da yapsanız onlar sizi gerçekten toparlayacak. Yöneticiniz ya da ekip arkadaşlarınızda yakın çalıştığınız arkadaşınızda İ ve L ve R harfi varsa size bilimsel olarak çok güzel konuda yardım edecek. Ve para sıkıntınız var ve krediyle alakalı noktada kefil arıyorsanız Y harfli ya da İ harfli biri bu konuda size aydınlık yaratacak. Ciddi giden sevgilisi olan sevgili ikizler için M harfiyle başlıyorsa ve A harfiyle başlıyorsa sevgiliniz sizde A onda M varsa ihanet var, dikkatli olun, yalanlar ve sizi kaosa itecek. Sizi seviyor ama özgürlük ruhu var ve onun o özgürlük ruhundan bunalmış bir noktadasınız. Aile içerisinde ceza alan, özellikle kardeş, kuzen, dayı kim varsa V ve Y harfi olabilir ya da L harfi olan kişi uzun soluklu bir ceza evresi var. Bunun avukatınız ya da hukuki süreci doğru yönetmeniz lazım yoksa uzun soluklu içeride gözüküyor. Burada bazı ailevi mahkemeler, özellikle baba soyunuzda Ahmet gibi, Ali gibi, Atilla gibi bir kişiyle mal kavganız var ve bu mal kavganızı doğru devam ettirmeniz lazım. Gerçek sizin hakkınız. Özellikle babanız vefat ettiyse bu konularda size hak vermek istemiyorlar. Mümkün olduğu kadar mücadele edin. Bu ara evli çiftlerimizde çok güzel bir ev anahtarının muradı söz konusu olacak ve eşinize güveniniz tam devam ediyor. Eşiniz size kendini kanıtladı ve evlilik mutlu noktada. Özellikle araçla ilgili planınız varsa ve araçla alakalı almak istediğimiz nokta 12. ayın 11'i bu konuda hayırlı ve uğurlu gözüküyor. Bu arada da özellikle annenizin göz ve sağlık problemi olabilir. Ailece buna sıkıntı yaşayabiliriz. Görümcenizle dedikodular fazla abartılıp suçlu olabilirsiniz. Dikkatli olun. Hoşçakalın. Sevgili yengeçler, ateş pürsü göreceksiniz. Tartışmalara açık olun. Sizi kışkırtacaklar. Bu kışkırtacak insanlarda T, U, R harfi belirgin olacak ve sizin işinizden olmanıza ve işinize oyunlar oynanacak. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Yeni bir iş beklentiniz varsa, özellikle çok yakın bir dostunuzdan bekliyorsanız, bunda da K ve U ve R harfi varsa bu işiniz hayırlı olsun. Evet, size bir miras, çözülmeyecek şaşkınlık içerisinde olacağınız güzel bir evre var. Der ki geçmişte unutulan paralar hanemize gelmeye başlayacak. Özellikle dayı, anne soyumuzla alakalı beklediğimiz, özellikle annenizde M harfi ve G ve Ü harfi ve L harfi varsa adaletli şekilde hakların hepsini alacak, soru işareti etmenize gerek yok. Özellikle damadından şikayet eden anneler, kızımı mutsuz ediyor, huzursuz ediyor ve ailesi şeytan gibi bunların ve kızım burada dengeyi bulamıyor diyorsanız onlar mutlu, karışmayın. Evet, aile yapılarınız kültürel olarak uymasa da onların düzen ve mutlulukları var. Özellikle de kızınızda E ve L varsa onun boşluğu yok, siz bu boşluğu takıyorsunuz diyorum. Yeni evlenmiş çiftlerde aile apartmanında oturup ve burada bazı karışık olaylara sahip olacaksınız. Bence yatırımınız, altınlarınız var, ufak da paranız var. Ev kredisine girin. Burada ölümden değil, mutluluğu kendi evinizde tadın diyorum. Bu ara yakın güvendiğiniz üniversite, lise, yakın dost ve ailenizin içerisine giren insanlara dedikodu malzemesi vereceksiniz ve gereksiz iftiralar, gereksiz onurunuz incinebilir. Bu ara sevgili kadınlarda ruhunuzu değiştirmek isteyebilir, aşk enerjiniz olabilir, hata yapabilirsiniz, eşiniz yakalayabilir. Dikkatli olun diyorum. Bir de çocuğunuzun sanatçı yeteneği varsa onu sanat noktasında yönlendirdiğinizde başarı noktası var. Kız erkek ayrımı yapmıyorum burada. Bir de ortaklı aileyi ilgilendiren işlerde eşiniz haksızla ya siz haksızla uğrayıp ailenizi men edeceksiniz ve bu haksızlıklar yüzünden de çok büyük yasal problemler başlayacak, bilginiz olsun. Özellikle de kalbinizdeki kişide B ve İ harfi varsa size yalan söylüyor. Eğer ki P ve G harfi varsa doğru enerjisi var, bilginiz olsun. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun güzel takipçilerim, bakıyorum. Başlatmak istediğiniz iş konularınızla alakalı bu hafta çok olumlu ve keyifli bir dönem. Özellikle ekip ya da yöneticiniz ya da sizin üstünüzdeki kişide
A ve L ve İ harfi ya da H harfi varsa sizin konumunuzla ilgili sizi sıkıştırabilir ve gerçekten konumunuzu erteleyebilir. Sinir küpü olabilirsiniz ama eninde sonunda bu yer hakkınız olacak. Uzun süredir de özellikle devlet bağlantılı çalışıyorsanız isminizde N harfi ve M ve K harfi varsa yerde değişim ve şansınızın çok yüksek noktada artacağı, ışığınızın bu konuda devam edeceği ama eğitim konularınız var. Bu eğitim konularınızı lütfen devam ettirmeniz lazım diyorum. Bu ara aşk konusunda kendinizi huzursuz hissediyor olabilir, ilişkinize güvensiz olabilirsiniz. Hani deriz ya babana bir sıkıntısı yaratıyor. S ve R harfi varsa bu kişi sizinle evlilik yapacak diyorum. Evliyseniz eşinizle aranızda bir ciddi bir tartışma, kavga, sorunlar, sert sözler ve sözleşmeler olacak. Hatta evlilikte boşanma fikri de davalarda hakkınızı kaybedebilirsiniz. Dikkatli olun, eşiniz sizi gerçekten bazı mallardan men edecek gözüküyor. Evliliği mutlu olan çiftlerimizde dördüncü katta ev alacaksınız. Eğer ki isminizde içinde B ve İ ve R ya da D harfi varsa eviniz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Güzel bir ev ve huzurlu bir eve geçiş yapacaksınız. Eğer çalışma hayatınızda hep bir yarımlık oluyorsa bu da sizin geçmiş iş çevrenizdeki yapılan hatalar ve sizin yaptığınız hatalardan kaynaklı artık uyan, yarım bıraktığım birçok noktayı toparlaman lazım. Özellikle babanızdan iş konusunda çok büyük bir destek alacaksınız. Babanızda hani Kemal olabilir, Kazım olabilir bu harfler varsa bunun size yaratacağı çok güzel bir iş kapısı ve cesaretinizi toparlayın. Çocuklarınızla ilgili eğitim konusunda dikkatli olmanız lazım. Özellikle çocuğunuz kız çocuğuysa eğitime değil bu ara dışarıya doğru yönelme enerjisi var. Onu biraz daha toparlamamız lazım. Kadınsal bölgemizden ufak bir operasyon geçirebiliriz sevgili takipçilerim. Dikkatli olun diyorum. Sevgili başaklar, inançlarınız, hisleriniz, sarılmak, dokunmak, hissetmek dediğim evredesiniz. Aile büyüklerimize artık yalan söylememe kararı içerisine girdiniz. İşinizdeki hataları düzeltip kendi ruhunuzu bulma kararı. Özellikle finansal alanda çalışıyorsanız yerinizde özellikle H ve K ve T harfli birinin size göstereceği iki ayrı iş kapısı var. Karar sizin. Siz devamlı kararsızlık içerisindesiniz. Gideceğiniz noktayı, maskeyi bırakın, sahiplenin istiyorum. Yeni iş beklentisi içerisindesiniz ve özellikle de bu iş kapılarım hep yarım kalıyor. Bir kısmetsizliğim var mı derseniz, evet kısmetsizliğiniz son 4 yıldır devam ediyor. Artık bunun için bir dua mı okutacaksınız, inandığınız enerjiniz neyse rızkınızı bir açtırmanız lazım. Yoksa 2023'ün 7. ayına kadar hala iş kapılarınızda pürüz var olacak gözüküyor. Yeni aşk arayanlar hayırlı olsun. Özellikle de yolculukta, gideceğiniz yolculukta bir insan tanıyacaksınız. Bu sizin hayat arkadaşınız olacak ve ruhunuza gerçekten şifa gibi gelecek. Özellikle bunda E ve K, U harfi varsa gerçekten ölene kadar birlikte yaşayacağınız hayat arkadaşısınız. Evli çiftlerimizde boşanma, ayrılık ve burada eşler arasında güvensizlik, özellikle eşinizin su burcu olma ihtimali ya da sizin su burcu olma ihtimaliniz çok yüksek. Dengeler kaybolmuş, psikolojik olarak çok yorgunsunuz. Hem eşinizin tarafı hem yorucu tavrı ve anlamayan ruhu sizi artık dibe çökertmeye başladı. Evet, aşk için mücadele ettim. O bizim için mücadele etmedi. Yalanların sorumsuzluğundan çok bıktım diyorsunuz. Ve bu evlilik bana acı çektiriyor diyenler. Tekrar bir psikologla bu ilişkiyi kurtarın. Çünkü onun da manyaklıkları aile geniyle alakalı. O sorumluluğunu bir türlü algılayamıyor. En azından birbirimize bir ilişki terapistiyle bu ilişkiyi kurtarabiliriz diyorum. Çocuklarınızla iletişim sorunlarını düzeltin. Çocuklarınız başarılı ve keyifli. Ya ev almak isteyenler için burada çok borcunuz var, sırtınızda yükleriniz var. Buna daha vakit var. Sabırlı ve aydınlık olun. Özellikle kardeşler arasındaki kırgınlıklar çok fazla olacak. Bu kardeşler arasındaki bağlarda kopmalar var. Aile bu konuda yıpranabilir. Ailenize destek olun lütfen. Sevgili teraziler, nasılsınız güzel ailem? Abone olmayı lütfen unutmayın.
Özellikle iş konusunda gözleri iri bir insan ve esmer olan bir insandan iş konusunda güzel teklif, yeni bir kapı, yeni fırsat var olacak sizin için. Ama sizin cesaret noktanızda sorumluluk almaktan korkuyorsunuz. Artık kader sorumluluğu size doğru yöneltiyor ve bu sorumluluğu mutlaka yapmanız lazım. Özellikle B ve U harfi ya da N harfi varsa işinizde bereketlenme yoğun bir nokta sağlayacaksınız. Özellikle parasal evredeki borçlarınızla alakalı çok önemli bir destek alacaksınız. Kredi almak, kendinize borç almak kararınızda düzenleme evresindesiniz. Özellikle de isminizde K ve S ve İ harfi varsa kafanızdaki tüm soru işaretleri çözme dönemi. Yasal probleminiz gözüküyor. Özellikle de bu problem uzun süredir iş mahkemeniz olabilir, ilişki mahkemeniz olabilir. Bunlarla alakalı ertelenmeler var. Ama eninde sonunda şeytan sizin yüzünüze gülecek, haklarınızı alacaksınız diyorum. Evet, dengeli bir hayat yaşamak istiyorum. Elime ne attıysam, kime iyilik yaptıysam yaralanmaktan bıktım. Kimi sevdiysem, kime değer verdiysem maddi manevi beni yaraya soktu diyen sevgili takipçilerim için yukarıdaki emrin artık size güzellik ve bolluk yaratacağını ve artık çocuklar gibi şen olacağınız bir noktada olacaksınız. Evli çiftler arasındaki problemler düzeliyor, iyileşme, güzellik, hatta evlilik teklif alabilir ve bu evlilik kapısından girebilirsiniz diyorum. Aile içerisinde özellikle aynı bina içerisinde oturuyorsunuz, yan yana oturuyorsunuz, uzak bir yola gitmek isteyebilir, farklı bir şehire taşınmak istiyorsanız mührünüz hazır, gidebilirsiniz. Özellikle sevdiğiniz kişi de harf olarak T ve B ve Ş harfi varsa yol seçimi sizin yönünüze doğru. Küs olduğunuzla da barışma evresi var. Emin misiniz diye kart soruyor. Çünkü yaralı insanın size bir yaralı şifası olmaz. Bilginiz olsun. Sevgiyle kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Yeni iş anlaşmanız. Özellikle firmanızın isminde G ve S ve Z harfi varsa ve T harfi varsa bu kapı sizin değişmenize, büyümenize, kaoslarınızdan çıkmak güzel olumluluklar yaratacağını gösteriyor. Kırılan yaralarınız şifa görecek. İş kapınızdaki boşluklarınız bitip kendinizi daha seveceğiniz bir enerjiye geçiş sağlayacaksınız. Bulunduğunuz noktada değişmesini istiyorsanız kart diyor ki oranın yönetimi, sistemi, 3 kişinin buradan gitmesi lazım. O şekilde değişebilir diyor. Buradan gidecek insanlarda da özellikle Y harfi ya da G ve L harfi ya da E harfi var. Bunlar ortalık karıştırıyor ve sizin önünüzde engel ve devamlı sinir harbindesiniz. Onlara takmayın, düzen evresi olacak. Bu ara ilişki konusunda elim kolum bağlı ve sevdiğim insanın bana karşı ne hissettiğini, sevgisini anlamıyorum diyen sevgili takipçilerim, onun gözüne bak, o seni çok seviyor ve kaybetmek istemiyor. Bir de yeni aşk bekleyenler için hemen kart. Hayır, siz daha bu konuda geçmişle ilgili sorunlarınızı, size ait verilen evrelerinizi bir türlü toparlayamadınız ve güveniniz yok. Mümkün olduğu kadar bu konuda şifalanmanız lazım ki yeni yola, yeni hayata geçiş yapın diyorum. Evet, ihanetlerin, geçmiş yapılan size yalanların korkuları var. Bunlar için bir psikolog istiyorum. Daha şu an hani adını koyamadığınız bir ilişkiniz varsa bu ciddiyet evresi ve bu düzen doğru noktaya girecek. Ailemizle ilgili yaşanan bazı hakimlik, savcılık ya da yasal borçlarımızla ilgili mahkemelerimiz var. İhmal etmeyin, yoksa kökten malımızı kaybedebiliriz diyorum. Erkek çocuğunuzun iş kurma ya da siz sevgili gençler ve beyler iş kurmak istiyorsanız tam zamanı. Büyümek, kandilinizin bu konuda bereketli şekilde yanacağı ve sorunların biteceğini gösteriyor. Cesaret et, işini kur. Bir de çocuk niyetlenenlere şu an yanlış yaparsınız, acele edin. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı unutmuyorsunuz güzel ailem. Hemen bakıyorum. Evet, iş yerinde sizi rahatsız ettiğini düşündüğünüz kişilerle çok güzel anlaşma. Özellikle de bu anlaşmada toprak burcu olan kişilerle aramızdaki bağ daha güçlenecek. Siz de delirme noktasındasınız. Devamlı bir huzursuzluğunuz var. İnsanların size zarar vereceğini düşünüyorsunuz ama bu hafta bu kalp size olumlu ve güzel kartlar gösteriyor. Korkmanıza gerek yok diyor. Özellikle yeni bir iş anlaşmanız ve bununla ilgili bir kadından alacağınız destek ve bu kadında da özellikle T ve İ harfi varsa sizi bu konuda çok güzel bilgilendirecek ve rahata erecek. Eğer sizin isminizde B ve Z ve
A harfi varsa yeni bir iş, yeni bir anlaşma size gideceğiniz yolculukta parasal olarak da çok büyük bir aydınlanma yaratıyor. Korkmanıza gerek yok. Dengeli bir hayat, huzurlu bir enerji yaşamak istiyorsunuz ama boğaz enfeksiyonlarımız, kulak burun noktamız ve burunla alakalı küçük bir operasyonumuz olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kalbinizdeki kişi bana dönsün diye dua eden, özellikle M ve E ve T harfi varsa sizde, o kişi size geri geliyor ve evlilikle sonuçlanacak. O sizi affediyor ve ilişki tekrar aynı rayda devam edeceğini uyarıyor. Bu arada evlilikleri güzel giderken ümre ya da hac ziyareti düşünen sevgili takipçilerim için güzel fırsatınız var. Ya da Konya'ya gitmek istiyorsanız bu tarz kapınız var. Çünkü ben gitmezsem çok pişman olacağım. Orada bereketim açılacak ya da annemi babamı oraya yollamak istiyorum diyorsanız lütfen bunu geciktirmeyin. Burada enerjiniz yüksek. Bir de bu aralar yataktan kalkamıyor olabilirsiniz, halsiz olabilirsiniz. Size renkli gözlü, özellikle mavi ya da turkuaz mavi bir kadından göz enerjisi gelmiş. Bol bol nazar duası okumanızı istiyorum. Bu arada özellikle kendi evinizle ilgili bir uğursuzluk var. Bu ev benim, niye elimi atsam kurutuyor derseniz sirkeli suyla evinizi, tuzlu suyla bir evinizi silin. Eve bir Bakara suresi açın ve bereketiniz aydınlansın. Eşinizle sorunlarınız bitsin. Sizde de elti sorunu söz konusu olacak ve kıskançlıklar ve sizi çekemeyen dedikodular. Ailede birbirinize karşı sürtüşmeler söz konusu. Dikkatli olun, yoksa eşler arasındaki yaşanacak kavga ve anne babayı çok ciddi zor durumda bırakacak ve siz de zor durumda kalacaksınız diyorum. Satmaya çalıştığınız bir olum varsa 3 hafta gibi bir zaman var, acele etmeyin diyorum. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Evet. Mahkemesel iş mahkemelerimiz, sorunlarımız, yaşadığımız krizlerin hepsi bitiyor. Bu hafta şansın ve bereketin kartlar üzerinde ödül. Bu ödül size iş konularınızla ilgili kutlamayı, gideceğiniz noktalardaki başarıyı, açılacak istek kapılarınızın daha verimli olacağı bir hafta. Yer değişimi ve konum değişimi ile ilgili beklentiniz varsa özellikle F ve İ, Z harfi olan bir insandan çok büyük destek alarak yeni kapınız, yeni noktanız aydınlık olsun diyorum. Uzun süredir iş krizi yaşayan sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Evet, güneşin sizin enerjinizde olmasına rağmen siz bu noktaya inanmıyorsunuz ve hep olumsuz bir enerjiyle yüklendiğiniz için yerinize de adapte olamıyorsunuz. Şu an yerinize adapte olun. Çünkü burada G ve E ve N harfi bir insandan çok güçlü bir destek alarak yerimizi sağlam bir noktaya oturtacağız. Ortaklı işlerde ortağınız size kazık atabilir, yalan söyleyebilir. Siz gerçekleri açığa çıkartacaksınız ama çok ciddi bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Şimdiden sisteminizi kontrol etmeniz gerekiyor. Duygusal olarak kalbiniz hançer gibi saplanmış. Artık aşkla ilgili ses duymak, haber almak, konuşmak istemiyorsunuz. O kişi size geri gelecek ve evlilik teklif edebilir ama bu kişinin karmaşık hayat hikayesi var ve bu evliliği yürütecek bir evrede değil. Hata yapıp gençliğini ya da olgunluğunu ziyan etmeni istemiyorum. Bu evlilik teklifini 100 kere düşün diyorum. Bayağı bir düşün çünkü zarar görme. Evliliğinizle ilgili pürüz olan sevgili oğlaklar için artık diyorum ki konuşma, iyileşme, köklenme ve aydınlanma noktası. Eşinizde özellikle Y ve İ ve T ve R harfi varsa gerçekten sevgisini, gerçekten kalbini aydınlatacak. Kayınvalideyle yaşanacak krizler, özellikle kayınpederin mallarla alakalı kardeşler arasında haksızlığa uğratması sizin biraz konuşmanıza sebep olacak. Onların kararı, saygı duyun. Evet, sizin çocuklarınızın hakkını düşünüyorsunuz ama onların da çocukları, aynı hata size de ileride gelebilir diyorum. Yeni aşk isteyenler için krallık sizin için konuşuyor. Hadi hayırlı olsun. Sevgili kovalar, hemen bakıyorum. Kitap gibi güzel bir hafta geçecek. İstekleriniz, kaderiniz size çok güzel gülümseyecek. Beklenmedik iş fırsatları size gerçekten yurt dışı, şehir dışı bütün kapılarının açılmasını sunuyor. Hatta bulunduğunuz noktada uzun süredir yöneticinizde D ve A ve L harfi varsa bu size konum, masa değişimi ve iş yerimizin taşınması ya da araç beklentiniz varsa şirketinizin size doğru araç vererek sizi o güzelleştireceği gözüküyor. Sağlık sektörü ya da eczacılık sektöründe
çalışıyorsanız, bu ara işlerinizde bazı hatalar, bazı denetimler söz konusu olabilir. Dikkatli olun diyorum. Askeriye ya da devletle bağlantılı noktadaysanız, gitmek istediğiniz noktalar imkansız gözüküyor. Yerinize hakim tutun. Bulunduğunuz noktada doğma şansınız daha yüksek. Kalbinizdeki kişi sizi biraz kırmış, üzmüş ve verdiği sözleri tutmadığı için aynı başta aynı evrelerle devam edeceksiniz. Yörüngeni, yönünü doğru çiz. Bu D ve E harfi artık zaman kaybediyor. Bu harfler sizde varsa ilişkiye hoşça kal demeyi unutmayın. Bir de çocuk niyeti ya da çocuklarla ilgili yurt dışı kapınız varsa, fırsat düşünüyorsanız,